Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi vel semerat. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Mübin'inde buyuruyor ki, andolsun sizleri biraz açlık, biraz korku, biraz canlardan ve mallardan eksiltmek suretiyle imtihana tabi tutacağız. Ve beşşiris sabirin, sabredenleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَتُنْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُعُونَ O sabredenler ki başlarına bir felaket, bir acıyla karşılaştıklarında biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz derler. Çok değerli dava arkadaşımız, ağabeyimiz, kardeşimiz Hakan Füzün'ü asıl yurduna uğurlamak üzere burada bir araya geldik. Cenab-ı Allah makamını cennet eylesin, sabrı cemil nasip eylesin hepimize. Manisa'mızın, Aksarımızın başı sağ olsun. Cennetinde sevdikleriyle buluşmayı nasip eylesin. Kısaca cenaze namazımızı tarif edip namaza geçeceğiz ve akabinde şahitlik ve helalliklerinizi isteyeceğiz. Cenaze namazı rükûsu ve secdesi olmayan 4 tekbirden ibaret bir namazdır. Birinci tekbirden sonra ve celle senâuk cümlesini ilave ederek Sübhaneke'yi okuyoruz. Ellerimizi kaldırmadan ikinci tekbiri getiriyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra da cenaze duamızı okuyoruz. Bilmeyenler onun yerine Fatiha suresini okuyorlar. Dördüncü tekbirden sonra selamımızı vererek cenaze namazımızı tamamlamış oluyoruz. Niyet edin. Evet, safımızı şöyle ön safı da düzenleyelim. Niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhu için El-Fatiha. Hakan Füzün beyefendinin, merhumun iyi bir mümin olduğuna, iyilik ve güzelliklere öncü olduğuna, hayırsever bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahit misiniz? Şahit. Şahit misiniz? Şahit. Dünyaya ve ahirete müteallık haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal olsun. Tensip buyururlarsa muhterem büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızı arz ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabii Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var.
bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik. Şimdi tabii buradan ayrı bir duamız var. Ya Rab, sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eyle. Ya Rab, Hakan kardeşimizin niyetlerine biz şahidiz. Az önce hocam da zaten tezkiyeyle bunu ifade ettiler. Sizler de bu tezkiyeye şahadette bulundunuz. Bugüne kadar hayra sanatlarıyla, özellikle bu vakfiye ile ilgili gayretleriyle Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu. Tabii bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Tutar, işte kurban bayramlarında illa işte başkanım böyle böyle bana vekalet vereceksin. İşte ben sizin için de aile için de kurban keseceğim. Yahu Hakan, ben kestim. Kesiyorum. Yok, ben de ayrıca keseceğim. Eğer hacdaysa oradan. Buradaysa buradan. Bu son kurban bayramında da yine aynısını yaptı. Ve son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik. Hakan, sen de hakkını bize helal et. Rabbim inşallah sevgili Habibine de bizleri komşu eylesin. Taksiratını hasenata tebdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Gerek ailesiyle, gerek tüm sevenleriyle birlikte bizleri haşru cem eylesin diyorum. Ve tabii ki bu cami vakfiyesinde de aynı kararlılıkla inanıyorum ki Hakan kardeşimizin de görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır. Tekrar ruhi için, Allah rızası için El Fatiha. Kenara doğru gel. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber.